Bismillahirrahmanirrahim. Selamet Yolları ismiyle Hafız İbni Hacer el-Eskalani rahmetullahi aleyhin Bulugul Meram adlı eserinin açıklaması şerhi olan Subulü Selam'da namaz kitabında, Kitab-ı Salat'ta Bab-ı Salatül İstiska yani yağmur duası namazı bölümünde başlığında 538 nolu hadis-i şerif. Ve an Enes radıyallahu an enne racülen dehalel mescid. Enes radıyallahu anh'tan bir adamın mescide girdiğini anlatmış. Yevmel cumaati, cuma günü bir adamın mescide girdiğini anlatmış. Ve nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kaimen ayakta yahtubu ve insanlara hutbe verirken, hitap ederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakta ve insanlara hitap ederken, hutbe verirken fekale ya Resulullah, ya Resulullah dedi adam. Heleketil enval, mallar helak oldu. Ve kutiatı subul, yollar kesildi. Fethullahı azze ve celle yağisuna. Allah'a dua et de bize yağmur nasip etsin. Ferefeha bunun üzerine ellerini kaldırdı. Ferefeha yedeyhi sümmekal, sonra da şöyle dedi. Şöyle dua etti. Ahsina Allahümme, ahsina Allahümme, ahsina. Allah'ım bize yağmur ver, Allah'ım bize yağmur nasip et. Böyle fezekerel hadis ve hadis, bu hadisin tamamını nakletti. Ve fihi duayı bi imsakiha. Onda ayrıca bu yağmuru durdurması için dua etmesi de istendi. Muttefekun aleyh. Tekrar okuyoruz. 538 nolu hadis-i şerifte Enes radıyallahu anh'tan rivayet edilmiş. Bir adam cuma günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayakta hutbe okurken mescide girmiş ve ya Resulullah, mallar helak oldu, yollar kesildi. Allah Azze ve Celle'ye dua ediver, bize yağmur ihsan etsin dedi. Bunun üzerine sallallahu aleyhi ve sellem elini kaldırdı, sonra Allah'ım bize yağmur ver, Allah'ım bize yağmur ver dedi. Hadisin geri kalan kısmını da zikretti. Bu hadiste yağmurun dindirilmesi içinde dua da vardır. Hadis muttefekun aleyh, yani hem Buhari hem de Müslim'in sahihlerinde yer almış. Sahih-i Müslim'de hadisin tamamı şöyle o yer almıştır. Enes radıyallahu anh'tan demiştir ki, vallahi gökyüzünde ne bir bulut ne de bulut parçası görüyorduk. Sel ile aramızda da bir ev veya arsa yoktu. Demiştir ki, hemen onun arkasından kalkan gibi bir bulut geldi, belirdi. Bu bulut semanın ortasına geldiği vakit yayıldı. Sonra yağmur boşandı. Enes demiştir ki, vallahi bir hafta güneşi görmedik. Nihayet ertesi cuma günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakta hutbe okurken o kapıdan bir adam girdi ve ya Resulullah, bütün mallar helak oldu, yollar kesildi. Şimdi Allah'a dua et de şu yağmuru bizden kessin dedi. Enes demiştir ki, bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırdı ve sonra ya Rabbi, üzerimize değil etrafımıza, ya Rabbi dağlara, tepelere, vadi içlerine ve ormanlara dedi. Enes demiştir ki, derhal yağmur dindi ve biz de güneşte yürümeye çıktık. Şerik demiştir ki, Enes İbni Malik'e o adam ilk gelen miydi diye sordum. Bilmiyorum dedi. Musannif
yani Hafız İbni Hacer el-Eskelani, bu gelen zatın ismine Enes radıyallahu anh'ın muttali olamadım diyor. Bazılarına göre ise bu zat Kâb İbni Mürre'dir. Harice İbni Hasın bin Huzeyfe el-Fezari diyenler de olmuştur. Buhari'nin rivayetinde ise Ferefa yedeyhi cümlesinden sonra, elini kaldırdı cümlesinden sonra Verefa nasu yedeyhim, insanlar da cemaat da ellerini kaldırdı denildiği gibi aksina yerine de eskına, yani bize yağmur ver yerine bizi sula, Allah'ın bizi sula şeklinde eskına tabiri varit olmuştur. Manalar aynıdır, aynı anlama gelmektedir. Malların helakı hayvanlarla tarlalara an ve şamildir. Hem mal deyince hayvanlar da girer, tarlalar da girer. Yollar kesilmesi ya sellerin mütemadiyen sürekli akmasından yahut develerin yiyecek bulamadığı için zayıf düşerek yola gidemediğinden veya halkın elindeki yiyecek tükendiği için pazarlara götürecek bir şey kalmadığındandır. Hadis-i şerif, yağmur çok yağdığı zaman dinmesi için de dua edilebileceğine de delalet eder. Buhari buna ayrıca bir bab da tahsis etmiş ve bu hadisi oraya derc etmiştir. İmam Şafii rahmetullahi aleyh müsnedinde Muttalib bin Hattab'dan mürsel olarak şu hadisi nakletmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yağmur yağarken Allah'ım rahmet yağmuru diye dua etmiş. Yani şöyle demiştir. Allah'ım sukyan rahmeten ve la sukyan azaben ve la belaen ve la hedmin ve la garkun. Allahümme alel zürafı ve menabit ve şecer, menabiti şecer. Allahüm havvelena ve la aleyna. Yani şöyle dua etmiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım rahmet yağmuru sukyan rahmeten ver azap ve bela yağmuru yıkıp batırmaya, boğulmaya, sellere yol açan yağmur değil. Allah'ım dağlara ve ormanlara, Allah'ım üzerimize değil etrafımıza diye İmam Şafii'den mürsel olarak nakledilmiş. Mürsel olarak bir hadisin nakledilmesi sahabeyi anmadan tabiinden birisinin direkt peygamberimizden naklettiği hadislere mürsel hadis denir. Bu şekilde peygamberimizden bu dua yer almıştır. Evet, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste görülüyor ki bir aşırı kuraklık sebebiyle tam cuma hutbesi sırasında camiye gelen birisinin ona söylemesiyle, yani dua etmesini talep etmesiyle elini kaldırmış. Hutbe sırasında Allah'a dua etmiş. Allah'ım bize yağmur ver, bize yağmur ver demiş. Aynı olayda hiç bulut yokken bir bulutun yaklaştığı, bu da peygamberimizin mucizesinin olarak da anabiliriz. Bir bulutun geldiği, tam bu yağmur duasından sonra da bir hafta yağmur yağdı. Yine bir başka cuma günü de insanların gelip peygamberimize bu yağmurdan dolayı, aşırı yağmurdan dolayı zarar gördüklerini söylemesi üzerine de peygamberimiz bu yağmuru rahmet yağmuru olmasını, azap yağmuru olmamasını, bu yağmurun bela, yıkım ya da boğulma gibi şeylere sebep olmayan bir azap yağmuru olmamasını, bu yağmurun bitkilere faydalı, ağaçlara faydalı bir yağmur olmasını, yağmurun çevrelerimize yağıp üzerimize yağmamasını diye dua etmiş. Buradan da yağmur dua için burada özel bir yağmur duası namazı değil ama yağmur
isteyen şahısına ellerini kaldırıp cemaatle birlikte yağmur duası ettikleri belli olmuştur. Ayrıca yağmur aşırı olduğunda da yağmurun dinmesi için cemaatle birlikte dua edilmesi de yine bu hadiste delil olarak gözükmektedir. Evet, bu konuda başlıkta buluşma umuduyla Allah'a emanet.